Böyle bir durum. Gelelim güncel seçim anketlerine. Bir anket okudum. Dün geldi elime ulaştı anket. Çok detaylı bir çalışma. İyiydi bir çalışma. Şimdi bazı küsuratlarını söylemeyeceğim. Kimin yaptığı çıkar ortaya diye. Anlaşılmasın. Çünkü hakikaten off the record teslim edildi bana birisi tarafından. Paylaşabilir miyim dedim. Kabaca dedi. Olabilir ama dedi detay verme. Şöyle bir durum var. İlginç bir sonuç geliyor. Son güncel seçim anketi Türkiye'de AK Parti'nin oyu şu an itibariyle en güncel haliyle yani 2 gün öncesinden bahsediyorum. Yok tövbe bugün çarşamba 3 gün öncesinden bahsediyorum. 3 gün öncesi itibariyle Türkiye'de güncel AK Parti %40 görünüyor oyları. CHP'nin oyu %23 görünüyor. HDP'nin oyu %12 görünüyor. İYİ Parti'nin oyu %10. MHP %10. Diğerleri %1. Ve kararsızlar da %4 görünüyor. Burada enteresan bir durum var. Kararsızlar %5'ten %4'e düşmüş. Yani bir %1 yukarıya çıkmış, AK Parti'ye çıkmış gibi görünüyor. Ama diğer peki bu kadar artış yani AK Parti'nin bir önceki anketinizde kaçtı dedim AK Parti? %37,5'tu dedi. Şimdi %40,5, %40 olmuş. Hatta %40 küsür, ben söylemiyorum küsuratlarını. Bu ne kadarlık artış var dedim. 2,5-3 puanlık bir artış var dedi. Şimdi çok daha önemli bir şey geliyor. Yani şu an itibariyle Türkiye'de bugün seçim olmuş olsaydı AK Parti'nin %40'tı. CHP %23'tü. HDP %12 idi. İYİ Parti %10'du. MHP %10'du. Diğerleri %1'di ve kararsızlar %4'tü. Kararsızları eşit dağıttığımız düşündüğümüzde AK Parti ve MHP birleştiğinde %50'yi çoktan geçiyorlardı. Şey karşısında HDP, CHP, İYİ Parti ve diğerleri karşısında. Bugün seçim olmuş olsaydı Türkiye'de böyle bir sonuç 3 aşağı 5 yukarı beklenebilirdi. Şimdi gelelim asıl büyük meseleye bu anketle ilgili olarak. Ankette ben çok enteresan analizler okudum. İnsanlara çok nadir yapılan bir şey yapmışlar. Şimdi bu araştırmaların modelleri var biliyorsunuz. Modelleniyor insanlar. Yani şöyle oluyor. Sivas'a gitmiyorlar. İstanbul'da daha çok Sivasların yaşadığı bir mahallede konuşuyorlar. Bu Sivas'a gitmiş gibi sayıyorlar. Böyle modellemeler var. Bunu hem araştırmanın bütçesi için yapılıyor böyle hem de araştırmanın süresi için yapılıyor. Bu araştırmada biraz Türkiye'de 81 il olmasa da nokta nokta sayıda il gezilmiş. Bayağı çok kayda değer yüksek sayıda onu da vermemek lazım. Kayda değer bir sayıda ilde yüz yüze görüşmeler yapılmış. Hem bu anketler hem de AK Parti'ye oy verecek misiniz? Evet. En çok ne etkili oldu sorusuna verilen cevaplarda bir numara ne biliyor musunuz? Yani AK Parti'ye oy vereceğim diyor insanlar. Vermeyi düşünmüyordum. Kararsızdım. Bilmiyordum ama şimdi karar verdim vereceğim diyen insanların neden AK Parti'yi tercih ettiklerine dair yani Cumhur İttifakı'na neden yöneldiklerine dair yanlış söyledim. Cumhur İttifakı meselesi daha ayrı bir başlıkta tartışılmış. Sadece AK Parti oyu olarak bakıyorum. AK Parti'ye neden karar verdikleri bir numaralı en çok verilen cevap TOKİ. 2 numaralı en çok verilen cevap Karadeniz doğalgazı. 3 numara bak çok ilginç. Twitter'da tartıştığımız hiçbir şey milletin umurunda değilmiş. Bak milletin neymiş umurunda? Bu acayip de bir durum. Hep konuştuğumuz mesele bak sosyal medyadan seçim kazanılmaz ama seçim kaybedilir. O yüzden sosyal medyada nöbet tutmak lazım ama seçim kazanacakmış gibi sosyal medyada kimse kimsenin fikrini dönüştüremez, değiştiremez. Ama sosyal medyadan seçim kaybedilir. Ne CHP ne AK Parti sosyal medyadan seçim kazanamaz. Ama seçim kaybedebilirler. O yüzden sosyal medyanın biraz pozisyonu daha farklı. Fakat orada bir sürü konu konuşuluyor çok önemliymiş gibi. Milletle konuşuyorlar binlerce insanla. Vallahi kimsenin umurunda değil sosyal medyanın konuları. Sokağa çıktın mı bak insanlar ne konuşuyor. Bir numaralı konu TOKİ. 2 numaralı konu Karadeniz doğalgazı. 3 numaralı konu Rusya ve Ukrayna arasında savaştan uzak durma. Bak vatandaş şeyi görmüş. Erdoğan çok acayip bir yerde duruyor. Bizi savaşa sokmadı. Ne Rusya, Ukrayna'nın yanında Rusya'yla ne de ya da Rusya'nın yanında Ukrayna'yla. Hiçbir şekilde bizi savaşa sokmadı bu adam. Bu tuzaklara düşmedi. Bizi savaştan uzak tuttu. Denge politikası yapıyor. Hatta barıştıran duruma düştü. Vatandaş buna tamam demiş. Sokak bunun farkında. Diyor ki Avrupa'da yaşanan enerji ve ekonomik kriz kıyaslaması çok yapmış vatandaş.
Onun da fark etmiş. Avrupa'da durum böyle, bizde durum böyle. Bunu da fark etmiş. CHP'nin özerk şehirler söylemi en çok onu korkutan şey olmuş vatandaşı son zamanlarda. CHP'nin özerk şehirler, böyle Hakkari'ye özerklik vereceğim, Diyarbakır özerk olacak, kendi hükümeti, kendi kolluk kuvveti, kendi askeri, kendi bütçesi, küçük devletçikler, CHP'nin planı, HDP ile yaptıkları o büyük pazarlık. Bu çok korkutmuş insanları ve etkileyenlerden en son 6. madde, burada 25 madde var ama ben ilk 6'sını okuyorum. HDP ve CHP arasındaki bakanlık pazarlığı. İnsanlara da Türkiye'nin en büyük sorunu, sizce en acil çözülmesi gereken ne diye sormuşlar. Herkes hayat pahalılığı demiş. İstisnasız, yani %2 var. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çok şaşırdım. Eskiden bu oran yarı yarıya yakın çıkardı. Biraz daha az olurdu. Ekonomi biraz daha fazla olurdu ama ikinci hep terör çıkardı. Burada konuşan, bu ankette konuşan vatandaşların sadece %2'si demiş ki Türkiye'nin en büyük sorunu terördür. %98 demiş ki hayat pahalı. Bunu da mutlaka aktarmış olayım. Bu HDP ile CHP arasındaki bakanlık pazarlığı CHP'nin oylarını şu anda düşüren, CHP'den insanları kaçıran en büyük etkenlerden biriymiş. İkinci, aslında şey daha önemli tabii. CHP'nin özerk şehirler söylemi. Fakat vatandaşın sokaktaki, sosyal medyadan bağımsız olarak sokaktaki insanda en çok irite eden şey, sokaktaki insanı, HDP CHP arasındaki bakanlık pazarlığıymış. Bu CHP'nin Uşak milletvekili var, Özkan Yalım. Onu bakın dinleyelim. Bakın Özkan Yalım ne söylüyor? Daha önce Gürsel Tekin'in söylediğinin bir ilerisini daha söylüyor. Bu dönüyor bunların arasında bir pazarlık. Bakın zaten milletvekili, CHP'nin milletvekili de gayet itiraf ediyor. Her şeyi şöyle söylüyor. İşte bu CHP'yi de en çok kaybettiren şey olarak kayıtlara geçiyor. Dinleyelim Uşak milletvekilini, CHP'nin. Olabilir. O da şu şekilde alabilir. Eğer HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisini tek başına yeterli bir oy olursa alırsa hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki bir değil ne diyeyim birden fazla çok sayıda bakanlığı da olabilir. Çünkü HDP'de bugün milletvekillerinin temiz kağıt almış olduğu şu anda mevcut hükümetin yönettiği sistem içerisinde bulunan Yüksek Seçim Kurumu'nun izin vermiş olduğu şart şartları oluşturaraktan parlamentoya gelmiş olan milletvekillerinden oluşmaktadır. Onun için HDP'nin şu milletvekili şu şekilde de bu şekilde de deme lüksümüz bizim yoktur. İlk önce parlamentoya gelen Böyle bir durum. Yani şu an itibariyle baktığınızda Türkiye'nin en büyük tehlikelerinden biri aslında CHP tarafından arz edilmiş oluyor. HDP'ye bakanlık vermek, şehirlerde özellik konusu. Bunlar çok yüksek sesle tartışılması gereken mesele olarak not almış olalım efendim.